Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Milyonlarla Coin Yapmak serimizin 4. videosundayız sanırım. Bu yeni yaptığımız Hyper Casual'ın 3. videosu. Şimdi bu yeni yaptığımız Hyper Casual oyunun büyük ihtimalle son videosu olacak bu video. Biliyorsunuz en son top hareketimizi, işte kübedeydiğimiz zaman ne tarz işlemler olacağını yapmıştık. Ve projemizin en başında size gösterdiğim bitmiş hali buydu. Yani en sonunda şu şekilde olması lazımdı. Bu arada ben de şu YouTube'daki projemizi de açayım. En son bitmiş halde. Yani buna benzer bir şey yapmaya çalışıyorduk. Bakın topumuz geliyor. Topumuzu alıyoruz. Bakın mesela aldık. Sıfır oldu durduk. Mesela şimdi baştan başlayayım. Biraz da bu açılıyor diye şu an kasma da yapıyor. O yüzden tam da oynayamadım. Bakın 21 olduk. Top azaldı. 22. Hop 3, 4, 5. Hop top büyüdük. Buraya geldik. Aldık. Cinemation timeline'dan gitti. Animasyon oldu. Tak 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 gittik. Şu an kasmasının sebebi unit açıldığı için. Şimdi bu videomuzda hem topumuzun biraz büyümesini hem topumuzun hızlanmasını aynı zamanda da şu timeline'ı kullanarak Cinemation'dan şu şekilde pardon şu şekilde işte animasyonlar yapmayı amaçlayacağız. Don't save diyerek çıkıyorum ben bu projemden. Ve YouTube için yaptığımız projeye geri dönüyorum. Şimdi bu projemizde de en son işte topa gelebiliyorduk. Topları alıyorduk, küpe geliyorduk, azaltıyorduk. İsterseniz önce bir topumuzun büyüme işlemlerini halledelim. O yüzden karakter kontrol sıkıntımı açıyorum. Bence topun büyüme işlemleri daha yani ilk level'da halledebileceğimiz bir şey olduğu için önce bunu yapıyorum. Çünkü kamera geçişini yapmamız için ekstra level yani yeni level'lar da eklememiz lazım. Onun için de şöyle bakın. 1 diyorum. Sonra bakın burada bu ilk level ile alakalı. Bunu şuraya ben ilk level olarak düşünüyorum. Şuraya komple ilk level olarak düşünüyorum. Onunla alakalı her şeyi seçtim. Ve 1'in altına sürekli bıraktım. Bakın. 1'i kapattığım zaman hepsi gidiyor şu an. Tamamdır. 1'i sürekli bıraktım. Ondan sonra bu 2, 3, 4, 5 falan yaparken işte yine bu tarz yani şunu direkt duplicate edeceğiz. Oradan çıkacak. Şimdi benim scriptim açılsın bu arada. Birazcık uzun sürdü. Tamamdır. Bu açılana kadar bakın en son ne yaptığımızı bir daha bir hatırlayalım. Bakın. Geldik, başladık. Şu an çok yavaş gidiyoruz ama hız arttıracağız işte. Geçtik. Şu an ileriye doğru gidiyoruz. Mesela bu hızı şuradan bir arttıralım. Biraz daha hızlı gitsek süper olabilir evet. Şuradan bakın bizim speed'imiz vardı. Bu speed'i 500 yapıyorum. Tamamdır. Ben bir speed'i 500 yaptım. Bakın biraz daha hızlı düşün. Bir de top bakın içinden geçerek gidiyor. O yüzden ben bu karakterimin istirgini açmayacağım. Topumun istirgini açacağım. Düşmanımın istirgini açacağım. Ve düşman ama bir ekstradan bir box collider daha vereceğim. Yani aynı box collider'dan bir tane daha verdim şu an. Yani iki tane box collider oldu. Birinin istirgini açık, birinin istirgini açık değil. Bunu neden yaptığımı da şu şekilde anlayacaksınız şimdi. Bakın play'e basıyorum. Bakın aldım. Bakın bu sefer 15'te kaldı. Yani bunun sebebine bakalım hemen. Bakın düşmanımıza geldik. Şu düşmanın collider'ında bir tık sıkıntı oldu büyük ihtimalle. Şu bakın yeni eklediğimiz collider'ı çok az bir şey size'ını oradan değil de Z ekseni de size'ını çok az bir şey. Şöyle. Ya da çok az bir şey öne de alalım. Öne alamayacağız pardon. Çok az bir şey geriye alalım. Yani ilk collider'la çarpışması lazım. İstirgir açık olan collider'la çarpışması lazım. Ama istirgir açık olmayan collider'la çarpışmaması lazım. Bu direkt bir de kalsın evet. Tamamdır. Şimdi play'e bastım. Böyle bir sıkıntımız olmaması lazım. Bu arada scriptimiz de açıldı. Bakın topu alıyoruz. Sıkıntı yok. Gelir aynen burada bakın. Topun önünde durduk. Bitince geçtik. Direkt içinden geçmedik. Böyle bir bug'ımız vardı. Onu da çözmüş olduk burada. Güzel bir şekilde. Şimdi bakın. Benim topumun scale'ini büyütmem lazım. Top aldıkça. Bu yüzden ben top al. Bakın top arttır fonksiyonu metodumun içine geliyorum. Diyorum ki
transform nokta local scale eşittir new vektör 3. Bunun içine değer giriyor. Bu değer arttıracağımız için mesela bakın 1.5 yaşıyor. Biz bir şimdi ne kadar arttıralım mesela? Hepsini şu an 2 yapsak bakın gayet güzel. Mesela hepsini 3 yapsak nasıl olacaktı? Mesela 3 çok büyük oldu. O yüzden mesela hepsini 0.1 büyütebiliriz evet hepsini. Yani 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 olacak o tarz. Sonra buraya geliyorum diyorum ki transform nokta locus yazamadım. Locus scale nokta x artı 0 nokta mesela 2f olsun. Virgül koydum devam ettim. Transform nokta locus scale nokta y artı 0.2f dedim. Sonra bakın aşağı indim. Daha yani şu an çok yerim yok burada. O yüzden aşağı indim. Sonra transform nokta locus scale nokta z artı 0.2f dedim. Hepsinden büyütmem lazım. Yani x'i de y'yi de z'yi de büyütmem lazım. Şundan dolayı yani sadece y'yi büyütürsem bu sefer topun şekli kayar. Hepsini aynı oranda büyütmeliyim ki topumuzun şekli düzgün bir şekilde durabilsin. Aynı zamanda evet yani top atıldığımız zaman artacak. Bir de hızımızın artması lazım. Hızımızı da speed artı eşit 10 diyerek 10'ar 10'ar arttırabiliriz. Şimdi kontrol edeceğiz. Bakın şuradan kontrol edeceğiz. Nasıl olduğumuzu. Bakın speed'in arttığını göreceğiz. Eğer buradaki değer artarsa yaptığımız işlem başarılı demektir. Buradan da scale'imizin artıp artmadığını gözlemleyebiliriz. Evet geldim. Durdum. Bakın benim scale'im arttı. Buradan da bakın hızım 510 oldu. Şu an sadece tek bir top aldığımız için ve ufak değerler arttırdığımız için mesela işte 10 arttırıyoruz, 0.2 arttırıyoruz bunu göremedik ama atıyorum oyunun içinde 20 tane top koyduğumuz zaman bunu net bir şekilde göreceğiz. Birazcık daha level design'a başlayacağız şimdi birazdan. Orada artık anlayabileceğiz, topun büyüdüğünü fark edebileceğiz arkadaşlar. Hatta yavaştan onlara da başlayalım. Ben mesela bu topu double kit ettim. Geldim şuraya koydum. Geldim buraya koydum. Bakın. Geldim şöyle çektim. İleriye doğru çektim. Bakın. Sonra karakterimi seçtim. Bakın şu scale'e ve şu speed'e iyi bakın. O yüzden buranı anlayabiliriz. Bakın geldik. Hatta buradan da göreceğiz. Bakın büyüdük. Bakın büyüyoruz. Çok güzel bir şekilde büyüyoruz. Hatta verdiğimiz değer fazla bile olmuş olabilir. Bakın 550 oldu hızımız. Hatta bence çok fazla değer. Çok fazla büyütüyoruz. Çok topumuz çok büyüyor bu sefer. 0.05 bile diyebiliriz yani. Pardon 0.05. 0.5 değil. 0.05 yani. Ben de 0.05 yaptım. Evet. Yani siz saniye atıyorum 2 saniye top koyarsanız çok fazla büyümüş olacak. O yüzden büyüttüğümüz oranı da birazcık ayarlamamız lazım. Ya, evet arttırdık bakın. Bakın büyüdüğünü fark edebiliyorsunuz değil mi? Ufaktan büyüyor. Evet. Evet süper. Şimdi bir bitiş yapalım. Yani şuraya geliyorum. Şu son topu seçtim. Şunu birazcık daha pardon double click ettim. Şu son topun birazcık ilerisine bir bitiş yapacağız. Bunun için küpten yararlanacağım. Diyeceğim ki bitiş. Şöyle şunu için sürükleyemedim. Birinin içine attım. Sonra buna bitiş tagimi verdim. Sonra bakın bu bitişi çektim şöyle. Gidiyorum bitişin üstüne. Sonra bunun z'sini değil falan y'sini azaltıyorum. Sonra x'ini genişletiyorum. Sonra z'sini de genişletiyorum. Şöyle yapmam yeterli olacaktır evet. Evet birazcık ayarlamalarımızı yapalım. Şöyle zeminde kalsın. Aynen süper. Tamam bunun da istirgirini açtım. Tamamdır. Şimdi on trigger enter'ıma geliyorum. Diyorum ki if other nokta compare tag bitiş ise eğer bitişe geldiysek ben diyorum ki ne yapmanı biliyor musun? Toplarımı azalt. Yani bir diye bir text oluşturacağız. Bir diye çıkacak. Sonra toplarımızı azaltacağız. Toplarımızı
azalacak ve topumuz, şu karakterimiz yani, başlangıç değerlerine geri dönecek. Tamamdır. Şimdi şu şekilde yapacağız. Ben önce bir kanvas oluşturacağım burada. Bu kanvasın içinde bizim skor değişkenimiz ve 1 dediğimiz tekst olacak. Yani şu şekilde ancak oraya yaptı. Şöyle yeni kanvas oluşturmam lazım benim. Şuradan tekst dedim. Buraya sürdü. Ben de kanvas oluşturayım. Tamamdır, pardon. Nerede benim kanvasım? Evet, burada. Bir de event systems oluşturdum. Eventlik bir derdimiz yok ama event system de olsun. Tamamdır, kanvasımı oluşturdum. Sonra kanvasım içine tekst oluşturuyorum. Diyorum ki score. Bunu da score olacak. Ve bunu aldım, tepeye yapıştırdım. Bak, ben şunu şöyle çektim. Şöyle büyüttüm biraz. Evet. Şöyle biraz daha büyüttüm. Geldi mi? Benim burada skorum yazacak. Yani ben bitişe geldiğim zaman, bakın, bitiş yeri koymuştuk. Ben bitişe geldiğim zaman benim burada skorum yazacak. Tamamdır, sıkıntı yok. Sonra ben bir de şöyle gelip bir tekste alıştırıyorum. Ve bu tekst artı 1 adında ve dediği şey de artı 1 olacak. Tamamdır, tamamdır. Sonra bakın, ben bu artı 1'i büyütmüyorum. Büyütmüyorum. Şöyle best fit diyorum. Ve bakın, orada ünlem demişim, artı 1 olacak. Bunun fontunu, ya da best fit demeyeceğiz, pardon. Bunun fontunu büyütüyorum. Sonra bakın, taktiğimizi yapıyoruz. Şu teksti böyle büyüttüm. Biri içine aldığı sürece aynen aldı. Süper. Sonra bakın, şuraya basarak küçülttüm. Aynen öyle. Bakın geldim. Bakın geldim, buraya koydum. Bakın. Sonra geldim, bu kanvası yapamadım. Birin içine sürükledim, bıraktım. Hatta birin içine de değil. Birin içine sürükledim, bakalım. Mesela şu an bir deniyorum. Bakın, benim topum nereye giderse oraya gidiyor şu an. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Mesela kanvası çıkardığım zaman da aynı yerde kalmaya devam edecek. Çünkü ben onun pozisyonunu ayarladım. Kamerada ona göre devam ediyor. Yani bakın, ben bu kanvası yarattığım zaman artı bir geliyor. Tamamdır, süper, sıkıntı yok. Ben bu kanvası prefab yapmak istiyorum. Şöyle. Ya da hiç prefab yapmakla uğraşmayalım. Direkt kanvas kalsın, tamam mı? Ben buna UI kanvas diyorum. Sonra bakın, şu artı 1'i kapattım. Şu an artı 1'in açılmasını istemiyorum. Sonra geliyorum. Buradan. Serialize field diyorum. Private canvas UI canvas diyorum. Ve ben bu canvas'ımı direkt karakterin içine sürükleyip bırakacağım. Bakın, şuradan sürükleyip bıraktım. Süper. Ondan sonra benim şunun altındaki tekste ulaşmam lazım. Buna nasıl ulaşırım? Transform adlı getChild 01. Bakın, birinci indeks. Tamamdır. Bunu da alabilirim. Bakın, tekst komponentine ulaşacağım. Tamamdır. Şimdi bitişe geldiği zaman ben diyeceğim ki, şuraya yeni bir metot oluşturacağım. Diyeceğim ki private void bitiş. Sonra burada alabilirim artık. Diyeceğim ki text artı 1 text diyorum. Eşittir dedim. UI canvas nokta transform nokta get child 1'in get component text. Yani text component'ini eşitledim. Süper. Sonra benim top sayım kadar almam lazım. Yani daha doğrusu topladığım top kadar almam lazım. Bu yüzden ben topladığım topu da bir değişken olarak tutmam lazım. Şimdi çünkü ben top sayımı 3 küpe çarptığımdan azaltıyorum. O yüzden bu tam topladığım sayıyı veremeyebilir bana lazım. Private int toplanan top sayısı diyorum. Bunu da sadece topladığım zaman artırıyorum, hiç azaltmıyorum. Toplanan top sayısı artı artı dedim. Sonra
Bakın şu bitişin içine şurada bitişi verdim. Bakın bitişi verdim. Sonra bir for döngüsü açıyorum. Toplanan top sayısı kadar dönsün. Tamam mı? Sonra bir instantiate işlemi yapmam lazım. Ben bu instantiate ettiğim objeyi de bir game object işlemem lazım. Onu da yapacağız. Şu şekilde bir game object oluşan obje diyorum. Sonra bir oluşan obje eşittir. Instantiate dedim. Şimdi bunun için bir sürü 10 tane farklı seçenek var verebileceğimiz. Ben şu şekilde yapacağım. Oluşacak objeyi veriyorum. Artı bit text'i artı bir text. Yanlış yazmış. Artı bir text dedim. Sonra virgül koydum. Oluşacak pozisyonu seçmem lazım. Oluşacak pozisyon şöyle. Artı bir text nokta transform nokta position. Yani sonra quaternion. Onun pozisyonunda. Oluşan objenin pozisyonunda olsun. Bir de quaternion nokta identity diyorum. Tamamdır. Ancak bu artı bir text bir text olduğu için oluşan obje bana hata verdi. Game object olarak değil, bir text olarak tanımlamam lazım bunu. Bakın hata gitti. Sonra oluşan obje olduktan sonra ben private void text taşı diye bir metot oluşturuyorum. Bunu ondan sonra geliyorum. DoTip'ini import ediyorum projeme. DoTip'ini kullanmam lazım projede. Bu taşıma işlemini smooth bir şekilde yapabilmek için. O yüzden geliyorum buraya bakın. Assets'e geliyorum. Pardon. Asset Store'a geliyorum. Şuradan bakın. Aşağıya çektim bunu birazcık. Açılacak inşallah. Evet açıldı. Buradan bakın DoTip'in diyorum. Bakın birazcık aşağıya indim. Biraz aşağı indim. Bakın bu DoTip'in free'si var. Free'sini aldım. Eğer DoTip'in ne olduğunu bilmiyorsanız kanalda videoları mevcut. Bakabilirsiniz. Basitçe şimdi açıklamak gerekirse de update etmemiz gerekiyormuş burada. Update edelim. Tamamdır. Import edelim şimdi. Yani basitçe açıklamak gerekirse hani kolayca animasyon yapmamızı sağlıyor. Yani text'i score tarafına böyle basitçe götürmemizi sağlayacak. Onu hiç kullanıyorum. Unity metot oraya yapılabilir miydi? Yapılabilir. Sıkıntı olmazdı ama DoTip'in benim hoşuma gidiyor kullanmak. O yüzden şimdi projeyi import edip kullanacağım. Bu arada mikrofonu değiştirdim. Yeni mikrofon aldım. Mikrofon hakkında görüştüğünüzü de söylerseniz hem de buraya kadar izlediğinizi bilmiş olurum. Mikrofon hakkında görüştüğünüzü de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ses nasıl geliyor? Ses daha mı iyi, daha mı kötü önceki videolara göre? Bunu da belirtirseniz çok sevinirim. DoTip'in import oldum. Open DoTip'in utility panel diyorum. Sonra bakın setup DoTip'in diyorum. Sonra bu setup yapıyor bakın şu an compile ediyor bakın. Gerekli setup işlemlerini yapıyor. Setup işlemlerini bitirdikten sonra apply edeceğim ve işlem tamamlanacak. Projemde kullanabileceğim. Dediğim gibi yeni mikrofon aldım. Umarım ses daha güzel geliyordur. Daha kaliteli işler çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısı. Şimdi evet import oldu. Apply diyorum buradan. Tamamdır. Sonra bakın scene'ime geri döndüm. Sonra buraya geldim. Yani normal UI manager falan oluşturmuyorum. Singleton falan kullanmayacağım. Singleton'ın ne olduğunu bilmeyen insanlar olabilir. Her zaman yaptığımız gibi yapmayacağız yani arkadaşlar. Bakın using dg.tweening'i import ediyorum. Sonra bakın text taşıya geldim. Sonra buraya diyorum ki bu bir parametre alması lazım içine. Text parametresi. Text diye bir parametre alacak. Sonra bu diyeceğim ki text nokta get component rect transform DoTip'inde rect transform kullanıyorum. İşlem yapabiliyoruz. Normal transform kullanarak da yapabiliyoruz ama bizim textimizde rect transform komponenti olduğu için transform tarafında rect transform kullanmamız lazım. Rect transform nokta do anchor post diyorum. Do anchor post bizim score textimize yani score'a doğru gidecek. Bu yüzden ben score textimi de almam lazım. Serialize field deep private text score text diyorum. Bu score text'i 50 atacağım. Sonra bakın. Score text nokta diyemedim. Transform nokta position 0.25 f sürede yapsın.
0.25 saniyede yapsın. Tamamdır. Sonra oluşan obje oluştuğu gibi hop gelip text taşıyı çağırıyorum ve içine oluşan objeyi veriyorum. Yani temel yapmak istediğim bir şey bu. Şimdi bunu bir denemesini yapacağız. Ama bir de şöyle bir olayımız var. Şimdi bizim artı bir textimiz şu an set active false. Ve bu oluşturduğu zaman yine set active false olarak devam edecek. Yani oluşan objelerin de set active false olacak. Bu yüzden ben şunu yapıyorum. Buraya gelip oluşan obje nokta game object nokta set active true dersem set active'ine true yapmış olurum. Oluşan objelerim. Tamamdır, şimdi karakterime bir elle atamam yapmam lazım. Bakın. Şuraya geldim. Bakın buradan score text'i sürükledim bıraktım. Sonra bu bitişim normalde en sonda olacak ama şu an deneme yapacağım için şu an alıyorum şuraya getiriyorum mesela, tamam mı? Sonra şu top sayısını da alınan toplanan top sayısını da mesela 3 yaptım. 3 tane text'in oluştuğunu görmek istiyorum ben. Tamamdır, süper. Bakın. Bakalım yapmak istediğim şey başarıya ulaşabilmiş miyiz? Play'e bastım. Bakın herhangi bir şey olmadı. Neden olmadığına bakalım hemen şöyle. Bu arada tekrardan şu şekilde bir play'e basalım. Objeler oluştu mu? Bir onu görelim. Bakın. Herhangi bir obje instantiate olmadı. Bakın. Arası oldu ancak bakın. Burada oldu. Biz şimdi düz instantiate ettiğimiz zaman herhangi bir transform vermezsek, herhangi bir parent vermezsek bu direkt yani hiçbir, yani direkt parent, yani parent'ı kendisi olarak olur. Bu yüzden bakın. Buraya bir virgül daha koyuyorum. Bakın transform parent çıktı. Parent vermem lazım. Parent'ı tabii ki de UI canvas olacak. UI canvas nokta transform. Aynen. Tekrardan sıkıp bir kaydettim. Geldim play'e bastım. Play'e bastım. Bakın. Şimdi de oluştu. Ancak gitmesi gereken yere gitmedi. Çok saçma sapan. Bakın. Skorun teksti burada ancak bakın bizimkisi nereye gitti? Yani çok başka yerlere gitti. Yanlış yerlere gitti. Yani X kısmı doğru ancak bakın Y kısmı doğru değil. Eğer eksi 104'te olsaydı mesela bakalım. Eksi 104'te olsaydı yine tam olmadı. Tekrardan bakıyorum. Bakın yani bizim gelmesini istediğimiz yer burası. Ama o işte atıyorum buralara gitmiş. Oluşmak gitmesini istediğimiz yere gitmemiş. Şimdi bunu şu şekilde düzeltmeye çalışabiliriz. Şimdi biz score text'in transform'da position'ı alıyoruz. Ama bu yanlışlık çıkardı bize. O yüzden onu şimdi elle vermeyi deneyelim. Elle verdiğimizde farklılık olacak mı göreceğiz. Şimdi new vector 3 diyorum bakın. New vector 3 dedim. Bakıyorum. 286 eksi 104 ve 0. Tamamdır. Bakın bir daha deniyorum. Bakın yine yanlış yere gitti. Yani skorla aynı yere gidiyormuş gibi ancak bakın yani oluştuğu zaman skor üstüne gitmiyor. Başka yerlere gidiyor. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Ben şu karakteri kontrol script'imi açayım. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Şimdi ben bakın skorumun pozisyonu burada bu şekilde, tamam mı? Ben play'e bastım. Bakın play'e basıyoruz şu an. Bakın benim skorumun pozisyonunun burada olması bir şey değiştirmiyor. Ben eğer bakın bunu şu an bakın şu kolonu getiriyorum. Tamam mı? Şu an neden göremedim? Mesela da şunu aldım. Bakın. Skorun üstüne götürdüm şu an. Bakın şu an skorun üstüne gitmesini istediğim yerde. Ancak bakın pozisyon farklı. Yani şu an skorun pozisyonuyla bunun skoru aynı değil. Ama aynı yerdeler aslında. Yani bu değişiklik gösteriyor. Bu yüzden benim buraya gitmesini istediğim yer burası olduğu için benim bu değerleri vermem lazım. Bu yüzden bakın geliyorum. New vector 3 almıştım ya. Bakın geldim. Eksi 126 diyorum. Yani şuradaki değerleri yazıyorum.
Elle hemen gittim buldum. 300 ve 0 girdim. Şu neden böyle oldu hiçbir fikrim yok. Sonra şu play'i kapattım. Yani kaydetmemiş oldum. Play açık yani. Çalışır haldeyken yaptığım için kaydetmemişler, o yüzden bir daha kaydediyorum. Çalışır haldeyken bazen kaydetmeyebiliyorum. Bir daha kaydettim şimdi. Tamamdır. Bakın. Şu an play'e bastım. Bakın. Oluşanların hepsi gitti. Bakın hepsi takılık oradan. Ama direkt hepsi direkt gittiği için böyle, bu arada şunu silelim. Debug'ı silebiliriz. Yani hepsi arka arka oluştuğu için tek bir objeymiş gibi gördüm. Yani milisaniyede bir gözle fark edemedik bunu. Bu yüzden şu text eşiği birazcık beklemeli çağırabiliriz. Yani şöyle bir invoke yaparsam. Ama invoke da yapamam. Çünkü bu işte parametre oluyor. Yani şöyle yapalım. Yani invoke yapılır ama onunla uğraşmadan. Enumerator diyelim. Sonra bakın şuraya geldim. Yield return new wait for seconds 0,2 saniye beklesin. Start coroutine'in içine bunu alalım. 0,2 saniye umarım yeter. Yeterli olmasa siz bu değeri değiştirebilirsiniz. Ya kafanıza göre bakabilirsiniz. Ben sadece daha iyi gözüksün diye yapıyorum şu an o değeri. O şekilde. Evet bakın. Geldik. Ya yine hepsi aynı şekilde oldu. Yani siz ona beklemeyi, şuraya bir bekleme koyabilirsiniz. Yani şu an şunu kaldırıyorum. Buna bekleme koyabilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz. Ama şu an çok önemli bir detay değil. Ama bakın 3 tane tekstin oluşturup 3'ünü de oraya sürüklediğimizi gördük. Bu şekilde yaptığımızı görmüş olduk. Şimdi bir de bizim bitişte tekstimizi azaltmamız lazım. Yani ben tekstimizi diyorum. Karakterimizi azaltmamız lazım. Bu yüzden if karakter yani şöyle. Bizim game objektimizi almamız lazım. Onu da şu şekilde alabiliriz. Direkt şuradan yine bir serialize field oluşturup private game object karakter diyorum. Tamamdır. Sonra karakter nokta transform nokta local scale eşittir ise new vektör 3 ya da şöyle büyük eşitse diyelim. Büyük eşit diyemeyiz vektörlere. Eşit değilse diyelim. Daha iyi olur. Hatta şuna da ya da while yapmayalım. Yani şöyle şöyle. Ya da direkt x'ini de x'i kontrol y'sini falan kontrol edebiliriz. Yani benim bakın şu an karakterim benim normalde 1,5 hepsi. Şöyle direkt hatta 1,5 yapalım diyorsa olsun. Hepsini 1,5 yaptım. Hepsi 1,5. Şimdi büyüdü mesela 2,5 oldu. Şimdi benim bunu azaltmam lazım. Topumun böyle küçülmesi, küçüldükçe şey, artı birlerin çıkıp skora sürüklenmesi lazım. Bu tarz bir böyle bir böyle animatif bir efekt olacak. Bu yüzden local scale'in x'i büyükse 1,5f'den azaltmaya devam edecek. Diyorum ki karakter nokta transform nokta local scale eşittir new vektör 3. Hatta bunu while diye çeviriyorum. New vektör 3 dedim. Sonra bunu transform nokta local scale nokta x eksi. Bakın 0,05 arttırmıştık ya. 0,05'i de azaltıyorum. Hatta onu kopyalayalım. Bakın. Şurayı kopyaladım. Artıları eksi yapacağım. Yapacağım şeyi bastığımda. Eksi dedim. Eksi dedim. Eksi dedim. Bunu da kapattım. Tamamdır. Evet bakın. Ama bizim şimdi değerimiz 1,5'ten büyük. Bu yüzden bakın. Ben şu ilk topu birazcık ileri yani ilk yani 1,5'e eşit ya şu an. Şunu aldım. Bakın arttığını göreceğiz. Topa geldik. Durdurabilirsem durduracağım. Bakın. Benim karakterim arttı ama bir de pardon.
Biz karakteri vermedik. Karakteri sürükledim, bıraktım, kaydettim. Bakın play'e bastım, hemen durdurmaya çalışacağım. Bakın hemen durdurdum. Bakın benim 1.55, 1.55, 1.55 oldu. 1.57 ya karakterim. Sonra bakın. Tekrardan bıraktım. Bakın tekrardan 1.55'ten 1.5'e düştü. Bu da işte 0.05 azaldı. Bir top almıştık. Hemen bir tane azalttı. Tak tekstir yaptı. Daha fazla top aldığımız zaman şu şekilde. Yani şu bitişi sona koyduğumuz zaman daha fazla fark edebileceğiz bunu. O yüzden artık bitişi böyle sonlara sürükledim. Çok mu sona gitti? Bir tık gelsin mi gelsin. Tamamdır, süper. Şimdi bakın. Play'e bastım, oynamaya başlıyorum. Bakın hop geçtim. Bakın şurada mesela topun çevresinden dolanabilirim yani. Mesela aldım, 3 oldum. 4 oldum. Bakın azaldı. Ve şimdi bizim artık durmamız ve buraya gittikten sonra da tekstin yok olması lazım. Tekst taşındıktan sonra da yok olması lazım. Şimdi benim speed'im eğer 0 yaparsam durur. Yani bu kadar basit bir olay. Bu yüzden bitiş ve bakın bu büyük olduğu sürece devam ediyordu ya. Sonra yani şu bitişe girdiği anda daha doğrusu ben gelip speed eşittir 0.4 falan yapıyorum. Yani direkt 0 yapmıyorum. Hafif böyle bir ileri gitsin. Ama bu 0.4 ile çok çok belki hiç hareket bile edemeyecek yani. O yüzden hiç sıkıntı yok. 0.4 olarak kalabilir. Tam da sıfırlamadım. Çok ufak bir hareket olabilir. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Sonra yapacağımız bir de tekstleri yok edecektik. Yani tekst hareket edecek bir yok olacak. Bunu da şu şekilde bakın tekst taşı. Sonra bir de şöyle private void text yok et. Ya da şöyle direkt şöyle destroy'u biraz gecikmeli verelim. Destroy dedim. Text'i verdim. Bir de 0.2 saniye sonra text'leri yok etsin. Yani 0.2 saniye sonra text'leri yok edecek. Tamamdır. Play'e bastım. Bakın 21. Hop geçtik. Bakın şu an hızlanıyorum. Bakın aldıkça benim speed'im artıyor. Bakın hop. Geldim. 0.4 çok az olmuş bu arada bakın fark ettiyseniz. Şunu şöyle yapalım. 0. ya da direkt 1 yapalım. Ya da 1 de çok az olacak. Şöyle 200 falan olsun aynen. 200 yaptım. Speed'e bakalım speed 200'e nasıl olacak. Play'e bastım. Yani birazcık yavaşlasın istedim ama 0.4 şey dediğim gibi çok belki hareket edemedim. Çok yavaş oldu yani. Şöyle 500 hareket ettiriyoruz biz. Kaç bölüm müşahedeni vermiş olduk. Çok saçma oldu. Evet bakın. Verdik. Çok yavaş gidiyoruz. Ve bakın. Benim tekstim 5'te kaldı. Bunu da bir çözümünü yapacağız. Ve bakın biz kaç tane top almıştık? 3. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oluşmuş. Biz kaç toptan topumuz vardı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane topumuz vardı. Yani fazla oluşmuş. Şu da şundan dolayı bizim toplam topumuz sayısı 3 diye aynen. Onun dolayı. Yani şunu 0 yaparsam zaten başlangıç 3'ten başladığı için 8 oldu. Herhangi batağımız yok. Tamamdır, o üstünde kalmasının sebebi de oydu. Tamamdır. Şimdi bu işte tek taşımadır şunlar falan onları da kendiniz de devam ettirin. Yani şu skoru arttırın. Bunlar genel olarak bu proje birazcık basit kalacak şeyler. Ben asıl bahsetmek istedim. Bu videoda asıl bahsetmek istediğim konu artık Cinemation'a geçmek istiyorum. Cinemation konusu şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın ben şu 1'e gelip bir empty create deyip timeline diye bir obje oluşturuyorum. Sonra bakın şu birden bir tane daha oluşturdum. Ve ileriye sürükledim. Birazcık ileriye götürdüm, tamam mı? Şunu da 2 dedim. 2 dedim. Bakın şuraya çektim bunu. Aynen alt alta yaptım. Tamamdır. Bakın bu timeline objemin içine girip bakın. Benim burada bir timeline tabim var. Bu timeline tabinim Windows 16'da General'da mıydı timeline? Timeline'in tam olarak nerede olduğunu unuttum şu an.
Bir dakika arkadaşlar, hemen bakıyorum. Neyse, ben timeline'ın nerede olduğunu şu an hatırlayamadım. Biraz daha bakayım ama. Kusura bakmayın, şu an timeline'ın nerede olduğunu hatırlayamadım. Tile map. Game object, 3D object de miydi? Değil, UI'de miydi? Değil. Neyse, ben timeline'ın nerede olduğunu bulup hemen şu alta yazarım size. Hiç merak etmeyin. Tamamdır. Şimdi bakın. Geldim. Timeline açtınız ya. Bakın buradan create diyorsunuz. Bize bir at vermemiz için. Aynen. Bir diyeceğim. Tamamdır. Bir dedim. Bu script'in içinde değil. CSS sürükledim, bıraktım. Sonra timeline diye bir folder oluşturdum. Onun içine sürüklüyorum. Timeline folder'ımın içine sürükledim, bıraktım. Sonra bir işine bakın. Ben gelip main kameramı sürükledim, bıraktım ve add animation track dedim. Sonra bakın. Benim bir karakterimi takip eden kameram var. Tamam mı? Bir de ondan sonra diğer tarafa gidecek olan, yani ikide olacak olan da bir karakter takip kamerası var burada. Benim yapmam gereken şey bu birinci karakter takip kamerasından ikinci karakter takip kamerasına geçişi sağlamak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bu arada bu şu timeline'e bir 2 diyelim. Ve ben şu timeline'i birden şuraya almak istiyorum. Yani onu göstermek için yapmıştım. Bire de bir timeline'lik bir olayımız yok. Birin sonunda çalışacağı için bakın ben bu bitiş olduğu zaman, bitişe geldiğimiz zaman şu timeline, iki tane abici oldu bu arada, şunu sildim aynen. Şu timeline'e bakın. Şu birinci karakter takipten direkt ikinci karakter takibe gelmesini istiyorum. Bakın. İkisini sürükledim, bıraktım. Sonra bakın. Smooth bir geçiş sağlamak için bakın. Üstüne doğru çekiyorum. Şöyle uzatıyorum, tamam mı? Bakın. Bunun ne işe yaradığını şu şekilde bakın görebiliriz. Şu an bunu off yaptım. Ya da off yapmayayım. Bakın şöyle yaptım. Açık yaptım bakın. Şu an normalde ben birincideyim. Hatta birinciyi fark etmek için topunu kapatmayalım. Şu öndeki topu kapattım. Bu arada benim ikinci ile birinci aynı yerde mi? Evet, ikinci ile birinci aynı yerde. Ya da hayır, pardon. Sol dediğim zaman aynı geldi. Şu an ikinciyi görüyoruz biz sadece. Bakın. İkiyi kapattığım anda bakın şu an birinci ekrana geçtik. İkisi de tasarımın aynı olduğu için fark edilemiyor. Şu an bakın birinci ekrandayım. Topu kapatmıştım. Şu an bakın play'e bastım. Bakın ikinci kapalı olduğu için timeline çalışmayacak. Şu an biz gidiyoruz. Bakın ben ikinciyi açtığım anda bak kamera uçtu geçti. Hop buraya geldi. Bakın buna geldi. Bunun üstüne geldi. Bakın o geçişi gördünüz değil mi? Çok güzel smooth bir geçiş var. Buna geçişi sağlamak istiyorum. O geçişi şu şekilde sağlayabiliriz. Şimdi bakın ben biri kapattım. Sonra bu bitişte bakın bu bitti ya, şuraya şunların içine girdiği zaman artık ben yeni level'a geçebilirim. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir game controller script'i oluşturabiliriz normalde. Ki onu da oluşturacağız. Ben ona bir sonraki video olsun. Bu video çok uzun oldu. Ama temel olarak Cinemation'da bir timeline'ı bu şekilde kullanacağız. Cinemation'ı bu videoda gösterecektim ama maalesef vakit yetişmedi. Bir sonraki videoda bir game manager oluşturup level'a geçtiğimiz zaman işte bu timeline'de oluşturulmuş şu basit animasyon. Bakın basit ama ne kadar etkiledi. Bakın kaydı geçti. Tamamen kendisi yaptı. Hiçbir kod ya da hiçbir animasyon yapmadık. Kendisi kayda ve geçti. İşte bir Cinemation'ın nimetlerinden faydalanıyoruz şu an. Faydalanıyoruz şu anda. İşte bunu birazcık kontrolünü falan yapacağız işte. Şunu açacağız, şunu kapatacağız falan. Yani set active, false set active, true. Tamamıyla bunlarla işleyeceğiz. Çok basit temel şeyler yani. O yüzden hiç kafanıza takmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalımızı açıklamadaki linkten veya Google'a discord.me/devcompany yazarak Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Hoşça kalın.